Herkese yeniden merhabalar. Mayıs ayında okuyacağım kitaplarla karşınızdayım. Nisan ayım çok da böyle verimli geçmedi. Çünkü bazı şeylerle uğraştım. İşte hastane işlerim var, özel hayatımda bazı değişiklikler oluyor. Onlarla uğraştım vesaire vesaire. O yüzden çok da verimli bir ay geçiremedim. Çok fazla okuyamadım. Ama Mayıs ayını böyle birazcık daha sakin, böyle biraz daha kitap dolu geçirmek gibi planım var. O yüzden güzel kitaplar seçtiğimi düşünüyorum açıkçası. Sizle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Öncelikle şu an ilk kitabını okuyor olduğum bir seri var. Bu kitabı biz, daha doğrusu bu seriyi İngilizce kitap kulübümüzle birlikte okumaya başladık. Her gün bir bölüm okuyorduk ama bugün itibariyle ikiye çıkarttık. O yüzden bu ay boyunca bu seriyi okuyacağım. O da The Poppy War serisi. Gerçekten harika başladı. Böyle 150-200 sayfa civarında bir şey okuduk daha ilk kitaptan. Ama o kadar iyi ki size anlatamam. Serinin devamı için de sabırsızlanıyorum. Baş karakterimiz Jean'e bayıldım. Gerçekten en sevdiğim tarzda kadın karakterlerden biri. Hırslı, ne istediğini biliyor ve istediği şey için her şeyi yapmaya hazır. Gerçekten çok büyük bir keyifle okuyorum. Liz, elimden bırakamıyorum. Hatta ertesi günün bölümüne birkaç sayfa falan okuyorum, ondan da dayanamayıp. O kadar iyi gidiyor. Gerçekten çok 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 severek okuyorum. O yüzden bu seriyi bu ay okuyacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Ve sabırsızlanıyorum karakterimizin başına neler geleceğine. Çünkü daha 200 sayfa okuduk dediğim gibi. Ama o kadar fazla şey oldu ki gerçekten böyle dop dolu bir kitap olarak gidiyor. Sürekli bir şey oluyor. Sürekli bize bir bilgi veriyor. Bir olay oluyor. Bizi sürekli şaşırtıyor. Gerçekten merak ediyorum ve çok çok heyecanlıyım. Ondan sonra yeni çıkan kitaplardan biri olan 9. Cemiyet kitabını okuyacağım, Ray Bardugo'da. Bu kitabı çok uzun zamandır okumak istiyordum. Çünkü Dark Academia genel olarak sevdiğim böyle bir estetik ve hatırlıyorsanız gizli tarihi okumuştum bir Dark Academia videom için. O zamandan beri diğer Dark Academia kitaplarında böyle bir yakınlık duyuyorum. Ama İngilizce olarak okursam dili beni zorlar gibi hissetmiştim. Çünkü bir üniversitenin gizli bir cemiyeti hakkında bir kitap yanlış bilmiyorsam. O yüzden sabırla çevrilmesini bekledim. Ve sonunda tatatatam ellerimde. O yüzden Mayıs ayında bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi geçen ay böyle birazcık durgun geçtiği için aslında geçen ay okumak istiyordum çıktığı gibi. Ama bir türlü fırsat bulamadım. Yine yeni çıkan kitaplardan birini okudum çünkü ay sonuna kadar. O yüzden 9. Cemiyet için sabırsızlanıyorum. Çok 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 heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Sonra bir de okumak istediğim, daha doğrusu bitirmek istediğim bir serim daha var. Çok mu hızlı konuştum? Sanki yine çok hızlı konuştum ama olsun. Kısa ve öz bir video olsun. Hatırlıyorsanız Kraliçe serisine başladığımdan ve Kraliçe'yi okuduğumdan bahsetmiştim. O seriyi de bitirmek istiyorum demiştim. Serinin iki kitabı Mayıs'a starttı. O yüzden bu kitapları bitirmek gibi planım var. Şapkacı ve Tutsak. Hatta bugün Şapkacı'yı okumaya başlayacağım. Önce bu iki kitabı bitireceğim bu ay. The Poppy War ile birlikte okuyarak. Ondan sonra diğer kitaplara geçeceğim. Bunun yanında da yine Zaman Çarkı okuyor olacağım. Ama Zaman Çarkı'ndan bir miktar koptum. Yani neden bilmiyorum gerçekten ama bir türlü okuyamıyorum ve grubun çok gerisinde kaldım. Grubu yakalamayı artık bir köşeye bırakarak sadece düzgün bir şekilde okumak istiyorum. Bazen bu gruplar da benim üzerime böyle bir baskı yaratıyor. Psikolojik olarak sanırım birazcık etkileniyorum. Neden hiç bilmiyorum. Şey gibi, hani okulda verilen kitapları, İşte ödev olarak verilen kitapları asla isteyerek okumayız ya. O tarz bir şey oldu nedense gruplar üzerinde. O yüzden zaten çok da fazla grup okuması yapmıyorum artık. Sadece İngilizce grubumuz devam ediyor şu an aktif olarak. Ona da her gün bir veya iki bölüm okuduğumuz için daha keyifli bir şekilde gidiyor. Bilmiyorum, üzerinde böyle bir baskı yarattı. O yüzden sanırım biraz da okuyamamam. Seriyi gerçekten çok severek okuyorum ama neden koptum bilmiyorum. Bu ayda dediğim gibi ara ara yine okuyarak devam etmeyi planlıyorum seriye. Gerçekten ne olacağını da merak ediyorum. Bilmiyorum neden böyle bir durum içinde olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Bu seri içinde çok heyecanlıyım. Kraliçe'yi çok severek okudum. Bence çok güzel bir kurgusu vardı. Detaylı olarak zaten ay sonu okuduklarım videosunda paylaşacağım size düşüncelerimi. Burada da kısaca söyleyeyim. O yüzden Şapkacı için de heyecanlıyım. Sağ olsun bir takipçim bana spoiler verdi paylaştığım hikayeye yanıt yazarak. Birazcık moralim bozuk çünkü sonunda ne olacağını biliyorum. Ama olsun, yine de
vardığımız yer değil de yolculuğumuz önemli olan diyerek seriyi okumaya devam edeceğim. Heyecanlıyım dediğim gibi. Bütün kitaplar için heyecanlıyım. Böyle daha çok kafamı yormayacak, böyle beni heyecanlandıracak, elimden bırakamayacağım tarzda kitaplar okumak istiyorum. Hem böyle sıcaklar da geldi zaten. Bir de zaten genel olarak böyle bir buhran içindeyiz. Ülke olarak yine eve kapandık biliyorsunuz. Daha doğrusu tatile gidecek parası olmayanlar olarak eve kapandık ve çalışanlar olarak. Herkes tatile gitmiş gördüğüm kadarıyla. Ben evdeyim. 1,5 senedir evdeyim. Bilmiyorum. Buradan herhalde Bakırköy'e götürecekler beni artık. Gerçekten çok uzun zamandır evden sadece hastaneye gitmek için ya da böyle bir market ihtiyacını almak için çıkıyorum ki markete de 2 haftada bir falan gidiyorum. Çoğunlukla onu da eve söylüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tatil yapanlar inşallah koronayı daha da arttırmazlar. En azından biz eve kapanmış olan insanlar, yani en azından biz biraz rahatlayalım. Ne bileyim, bir sahile falan gidebilelim yani. Ben sahile gitmeyeli, gerçekten deniz yüzü görmeyeli 1,5 sene oldu. Bilmiyorum. Çok dertliyim bu konuda da. Daha fazla sizi de yormayayım dertlerimle. Seçtiğim kitaplar böyleydi. Yani toplam 3 buradan 3 oradan 6 tane kitap seçtim. Bir zaman çarkını sayarsak 7 kitap. Hepsini okuyabilirsem eğer çok mutlu bir insan olacağım. Umarım okuyabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.